Ankara-Washington hattında gerilim sürerken akşam saatlerinde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Türk ve Amerikan Dışişleri Bakanları kriz sonrası ilk kez konuştu. Ayrıntıları Esra Türker'den alacağız. Esra Türker, görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Günay Selçuk, görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Sırbistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la telefonda görüştü. Görüşme yarım saat sürdü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre mevkidaşlar vize işlemlerinin askıya alınması konusunu değerlendirdi. Aslında görüşme talebi Ankara'dan gelmişti. Krizin patlak verdiği pazar günü Ankara'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir görüşme talebi iletilmişti. Randevu bugün verildi ve bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı telefonda görüşmüş oldu. Bugünkü sürpriz görüşme sadece bu değildi. Ankara'da da öğle saatlerinde sürpriz bir ziyaret vardı. Dün akşam Sırbistan'dan oldukça sert açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi John Bass için veda ziyaretlerinde bulunuyor Büyükelçi ve şu anda da bu Büyükelçinin gerek bakanlarımız, gerek parlamento başkanımız ve gerekse şahsım veda ziyaretinde kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz çünkü onu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz. Bunu da açıkça söyleyeyim demişti, ancak bu ziyaret bugün gerçekleşti. John Bass, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Güne veda ziyaretinde bulundu. Saat 12.30'daki ziyaret Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Bu ziyaretin Cumhurbaşkanı'nın cephesinde nasıl yankı bulacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak bir açıklama daha var Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu açıklamaya bir göz atalım. Pentagon'dan açıklama geldi. Tabii açıklama Pentagon'dan gelince askeri ilişkiler göz önünde bulunduruldu. Washington'da gazetecilere konuşan Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning, iki ülke arasındaki gerilimin askeri operasyonları etkilemediğini söyledi. Manning, bu gelişmelerin faaliyetlerimizi ve personelimizi etkilemediğini teyit edebilirim. İncirlik'teki Türk Hava Kuvvetleri Üssü NATO'yu ve koalisyonu desteklemekte önemli rolünü ifa etmeyi sürdürüyor dedi. Pentagon sözcüsü ayrıca Türkiye'nin yakın bir NATO müttefiki olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara'nın ortak ve ayrı askeri faaliyetleri koordine etmeyi sürdürdüğünü belirtti.